Fosilleşme nasıl olur? Fosil dediğimiz kalıntılar sayesinde antik dinozorlar, mamutlar ve soyu tükenmiş diğer hayvanlar hakkında çok şey biliyoruz. Ancak bir zamanlar yaşayan bir bitkinin, hayvanın veya diğer organizmanın kalıntıları nasıl fosil olur? İşlem çok özel koşullar gerektirir. Fosilleşme aşamalı bir süreçtir. Kemiklerin, yaprakların ve diğer kalıntıların fosilleşmesi binlerce veya milyonlarca yıl alabilir. Bu bölümde 4 aşamada bir dinozor fosilinin hayvanın ölümünden ve korunmasından nihai keşfine kadar nasıl oluştuğunu anlatmaya çalışacağız. Fosilleşmenin birinci aşaması ölüm ve çürümedir. Bir hayvan öldüğünde kalıntıları genellikle çöpçüler tarafından yenir. Bununla birlikte bazı hayvanlar göl veya okyanus gibi yerlerde ölürse kalıntıları korunabilir. Ağaçlar sadece olağan dışı koşullar altında fosil haline gelir. Ancak yapraklar, tohumlar, koniler ve meyveler daha çok korunur. Bazı dinozorlar, hatta bu Tyrannosaurus bile sadece milyonlarca yıl sonra fosillerinin keşfedilmesi için diğer yırtıcılar tarafından öldürülmüş olabilir. Sudaki ölü bir yaratık sonunda dibe batar ve tortuya gömülebilir. Fosilleşmenin ikinci aşaması çamura gömülmedir. Kalıntılar hızla, kum veya çamurla gömülürse çöpçülerden korunabilirler. Fosillerin çoğu göl yataklarında ve deniz tabanlarında oluşur. Durgun koşullar ve az sayıda leşçi, bazı gölleri ve denizleri fosillerin oluşması için ideal bir yer yapar. Üçüncü aşama zamandır. Zaman geçtikçe daha fazla tortu birikir. Milyonlarca yıl sonra yükselen deniz seviyeleri bölgeyi deniz suyuyla doldurur. Kalıntılar düzleşir ve fosil haline dönüşür. Deniz seviyelerindeki değişiklikler, bir zamanlar kuru arazi olan alanların deniz suyunun altında kalmasına neden olur. Deniz tabanlarında sürekli yeni tortu tabakaları oluşur ve bu yeni fosillerin oluşmasına neden olur. Dördüncü ve sonuncu aşama fosilin keşfidir. Kaya katmanları hareket eder ve kıtalar değiştikçe yıpranır. Su ve rüzgar toprağı aşındırır. Bazı fosiller sonunda ortaya çıkar. Milyonlarca fosil keşfedilmeyi bekliyor. Her yıl fosil avcıları ve paleontologlar daha fazlasını ortaya çıkarıyor.